Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Reyhan. Ne oldu? Niye geldin? Doğru mu? Öğrendiklerim doğru mu? Aferin size, helal olsun. Sağ ol koç. Aslında sen bize inandın. Bize dedik ki... Yansın! Yansın. Koç, iyi ki varsın. Sen olmasan olmazdı. Sen olmasan da olmazdı. Kardeşlerine sahip çıkmaya devam et. Hako. Rüya gibi oğlum. Rüya değil oğlum, gerçek lan, gerçek. Gerçek değil mi? Gerçek. Arkadaş havalara bak ya. Gören de atom mühendisi oldular sanacak, anasını satayım. Aferin Fiko, aferin. Devam et sen böyle. Her şey senin yüzünden. Kızım tamam, sakin. Ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorum ya, Allah Allah. Bana bak, kendi kendine kafanda kurup da oynama. Gerizekalı bu kız ya. Mal. Tam mal. İyi halt ettin. Ağla şimdi. Hoppa! Lan amma tantana yaptınız lan. Bir tane maç aldınız diye bir halt oldu zannediyorsunuz değil mi? Aa, vallahi yedek bu çocuk ya. Hep mi yedek olur bir insanoğlu? Ya oğlum önemli değil. Biz biliyoruz onun derdini. Ağlayası var ya, işte bahane buluyor, yedo. Aa,
Yedo. Aferin beyler. Baya baya takım oldunuz. Koç biz zaten takımdık yani, tayfayız ya. Onu demiyorum. Artık durmaz sporlusunuz diyorum. Hadi bakalım. Önce tadını çıkarın, sonra da iyice bir dinlenin. Antrenmanlar tam gaz devam edecek. Kıvanç. Bu galibiyet senindi. Hala bu takımın bir parçasısın, unutma. Kenarda oturarak mı? Yeri gelir oturursun, yeri gelir çıkıp oynarsın. Ben kenar sevmem koç. Hele bunların yedeği olacaksam hiç sevmem. İyi misin? İçte bir şey dokunmuştur. İlgilenin çocuklar. Çocuklar ilgilenin bakayım abinizle. Nasıl, beğendin mi abla? Sağ ol, çok güzel oldun. Tamam değil mi? Tamam, hayırlı olsun. Sağ ol, ellerine sağlık. İyi günler. Bırak kolumu. Reyhan konuş. Bir şey söyle. Yalan de, doğru de ama bir şey söyle. Seyfi denen o mi yaptı her şeyi ha? Biz boşuna mı yaşadık bu kadar acıyı? Reyhan bir şey söyle, delireceğim şimdi. Peki söyleyeyim. Lan'a iyi bak. Gözlerimin etrafındaki çizgilere. Benim bakışlarım değişti. Sana baktığım zaman karnımda kelebekler uçuşurdu. Başka hiç kimsenin hiçbir şeyin önemi kalmazdı. Gözlerim aşkla dolardı. Şimdi görebiliyor musun bunu? Hı? Göremiyorsun değil mi? Reyhan yapma. Bunları geri getirebilir misin? Parçalara ayrıldım ben. Parçalarımı toplayabilir misin? Hı? Cevap ver Sinan. 20 yaşımızı geri getirebilir misin? O zaman sorma artık bunları. Doğru, yanlış. Ne fark eder? Hı? O yaptı. Seyfi yaptı. Ömrümüzü çaldı. Bitti artık. Hesap kapandı. Bitmedi Reyhan. Bitmedi. Bunun hesabını verecek. O de yaptıklarının hesabını verecek. Tamam, belki geçmişi geri getiremem. Parçalarını yeniden toplayamam. Ama ona da çektireceğim. Bu yaptıkların hesabını verecek. Bana hiç kimse bir şey yapmadı. Bana her şeyi yapan sensin. Ya Seyfi'nin ömrü, ne bir iki, hiç kimse umurumda değildi. Umurumda olan sadece sendin. Sen onlara inandın ve beni bırakıp sırtını dönüp gittin. Hesap sorulacak biri varsa o da sensin. Sen. Ama bir şey diyeyim mi? Artık içimde zerre kadar bir şey yok. Reyhan, Reyhan. Affet ne olur. Ne olur affet. Affet. İyi. Affettim. Tamam. Bitti artık. Tamam. Bu kadar mı? Bu kadar. Seyfi de beni de rahat bırak. İşin peşini bırak artık. Reyhan ne olur yapma. Sinan. Benim bir kızım var. Beni hayata bağlayan, yüzümü güldüren. Canım yanında şükür dediğim bir kızım var. Bu işten ona zarar gelirse dönüşü olmaz. Buna izin vermem. Naz da üzülüyor belli ki. Seyfi'nin de çocukları var. Hakan iyi bir çocuk. Emine daha küçücük. Bırak. Bırak. Her şey oldu bitti. Geçti gitti. Sen de geldiğin yere geri dön. Unut gitsin.
çabuk. Sağ olun. Ne dedim ben? Ha? Kazanacaksınız dedim değil mi? Anan sana ne dedi? Kazanacaksın. Aferin Yusuf. Sağ olun. Hadi teşekkür ederim. Tebrikler. Eyvallah. Nasıldım? Abisi. Abisi. Aferin çocuğum. Yani işte. Tebrik ederim. Fena değil. Işık var sende ya. Fena mı değil? Tamam tamam şaka yapıyorum. Tebrik ederim. Nasıldın? Görebildin mi? Ya gördüm tabii. Görmez olur muyum? Ya çok iyiydiniz. Gel buraya. İyi ki geldin. Hocam geldi, ben bir onu göreyim. Bir beni tebrik etmedin. Tebrik ederim. Nasıl? Hani herkes gittikten sonra biz seninle bir yerlerde oturup konuşsak? Ne konuşacağız? Dün dedik ya çıkışta konuşuruz diye. Evet ama bunu sen söyledin, ben demedim ki. Bak ben buraya arkadaşlarımın maçını izlemeye geldim. Başka bir anlam çıkar mı? Karar verdim Sibel. Bu iş böyle olmayacak. Sana bir menajer şart. Şimdi görüşüyorum bir iki kişiyle. Bakalım. Dönüş bekliyorum onlardan. Hani böyle çok ünlülerin menajerleri olur ya. Böyle en tapından. Onlardan biriyle görüştüm. İşte bir iki güne gelip senin sahnene falan bakacak. Sesine bakacak. Ama ben söyleyeyim yani. Dedim ben ona da. Sadece senin menajerin olacaksa kabul ederim ben. Sırf seninle ilgilenmesi lazım. Ya sen inanma Ozan'a ya. İnanma. Göreceksin sen kızım, göreceksin. İstemez. Görmeyeyim. Ya anlamıyorsun Sibel sen, anlamıyorsun. Sen cevhersin ya. Sen pırlantasın. Ses, ses, ses. Güzellikse güzellik. Havaysa hava. Doğallıksa doğallık. Yani o star dediklerinin hepsi yalandan star. Senin gibi bir tane yok ya piyasada. Ondan sonra konserdi, diziydi, sinemaydı. Ver elini Hollywood. Ozan yeter. Zaten canım sıkkın, bir de sen atıp tutup durma. Seyfi! Ne oluyor lan? Kim böyle ayı gibi böğürüyor? Seyfi çık dışarı! Seyfi! Seyfi çık dışarı! Ne işi var lan bunun burada? Seyfi aç kapıyı! Seyfi çık dışarı konuşacağım. Lan yüksekmiş lan burası. Seyfi! Ya Allah! Şerefsiz. Nereye kadar kaçacaksın? Alo Burhan. Senden bir şey isteyeceğim. Bir takip işi.
Nerede kaldı bu Vural ya? Yok vallahi. Ne yapıyor acaba? Bilmem. İyi misin? Ha, he ya, iyiyim iyiyim. Benim jeton paraşütlü de böyle biraz geç idrak ediyorum. Ama kazandık ya. Ben biliyordum zaten kazanacağımızı. Vallahi mi? Sen de çok iyi oynadın. Hele o attığın turnike de harikaydı. Ben seninle gurur duyuyorum. Ne diyorsun biliyor musun? Şu bizim aşağıda yapılan yeni apartman var ya. Param olsa oradan bir tane daire alırdım. Hah işte. Onu diyordum ben de. Aynı şey düşünmüşüz demek ki. Güzel oluyor ha, böyle dışına süsler falan yapmışlar. Hayallerin bile mahalleden çıkamıyor oğlum senin. Beni nasıl yaşatacaksın acaba? Fiko da iyi düzeldi ha. Ne o görüntü gördükten sonra falan yani. İyi oynadı ya. Kendini tutuyor bence. Sence? Sence ne? Oho, bu da tam Leyla ya. Hakan, maç kazandınız maç. Gül biraz. Yani zor iş basketbol. 2 saatlik iş değil. Çok çalışman lazım. Yani bazı insanlar senelerini veriyor. Mesela şimdi maçtasın ya. Koç sana bir set söylüyor. Yapmak zorundasın. Ama bir yandan da geriliyorsun. Bazen olmuyor. Ne tatlı anlattın Soda'yı. Tatlı mı anlattım? Gerçekten mi? Gerçekten. Utandım sen öyle deyince birden. Niye utanıyorsun ki? Yani bunda utanacak bir şey yok. Sado, sen çok iyi kalpli birisin. Yani kocaman bir çocuk var orada. O yüzden böyle tatlı tatlı anlatıyorsun. Sen de çok iyi birisin. Bak, bak, bak görüyor musun? Kızı alçıya aldı yemin ediyorum ya. Uzuna bak. Her attı sayı tek tek anlatmıyorsa da namerdim, şerefsizim ya. Böyle bir şey olamaz. Mesela dedim orada. Sado dedim, girme içeri. Çık dışarı. Bak mesela sayı oldu. Sen ne yaptın lan Naziş? Konuşalım dedim. Yüzüme bile bakmadı. Aşk oğlum bu aşk. Kovalarsın, yakalarsın. Yakalayamazsan bir daha kovalarsın. Bir şeyler yapmak zorundasın. Yakalayacaksın sonunda. Oğlum sus tamam Allah Allah. Kim kimi kovalıyor? Saçmalama, öyle bir şey yok kızım. Kim ne dedi? Hangi otel, öyle bir şey yok ya. Soruma soruyla karşılık verme Ali. Hadi sökülün bakalım, anlatın kim kimi kovalıyor. Sado. 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 Sana çok acayip önemli bir şey söylemem lazım benim. Ne oluyor ya? Gel sen gel. Gel gel, çok çok önemli, acayip önemli. Gel. Geliyorum ben. Usta sen bir zıplasana ya oradan. Ben çok önemli bir şey konuşacağım. Hadi hadi. Otur oğlum otur. Ya bu ikinci periyotta koç sana bir şeyler söylemişti. Ben onu anlamadım ya. Ne dedi sana o? Ne dedi ki ya? Oğlum ben de onu söylemiştim. Ne dedi anlamadım ben. Ne diyorsun Aliş ya? Bu mu? Bu. Aliş'im ben çok heyecanlıyım ya. Oğlum niye heyecanlısın mı lan? Maç bitti, kazandık Sado. Ya yok öyle bir şey değil. Bu başka. Benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Bana söyleyeceksin lan tabii. Kardeşinim ben senin oğlum. Bir tanecik kardeşim. Söyle bana. Anlat bana. Ama önce kendimi toplamam lazım. Dur. Ben nasıl aşık oldum? Ne yap? Oğlum sen ne durumdasın lan? Senin durumun ne ya? Ne yapıyorsun lan sen? Niye söylemiyorsun oğlum, yanımdan gidiyorsun? Ya oğlum korkutmaya başladım. Böyle bir değişik bir türlü bir haller, bir şey. Bin lan servis, hadi bin. Devam et.
Memnun mutun, mutlu mutun. Giden cevriyim. Nüm 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 nüm. Malici. Evet, Yalıköy'e gelmiş bulunmaktayız buyurun. Hadi görüşürüz. Anne biz kaçtık, mekandayız. E ne yapıyoruz, gidelim hadi ya. İyi, biz yiyecek bir şeyler alalım o zaman. Görüşürüz. E hadi o zaman ben de kaçayım. Tebrik ederim sizi tekrardan. Hadi ya, eve mi gidiyorsun? Hı. Neyse, Beyhan ablaya selam söyle. Tamam tamam, söylerim. Artık gidebilir miyiz? Kaş Göz Spor. Nereye gidiyorsun? Bıldırcın. Mekana gidiyorsun, mekana. Önce kuru pasta işini falan halledelim. Oradan da içecekleri alır geçeriz. Olur. Ya Çiler, şimdi... Hani biz böyle kutlama falan diyoruz ya. Böyle çok büyük bir şey değil yani. Hani bizim usul takılmaca işte. Ben seviyorum sizin takılmacaları. Ya ben sen sıkılırsın dedim ama. Yabancı hissettirmezsen sıkılmam ki. Fiko, ben seni sıkmak istemiyorum ama. Nereden çıktı bu? Ya bak bir dinle. Bugün olanlar, Sibel, oraya gelişi falan. Bak. Bugün biz bir maç yaptık, kazandık ve takıma girdik. Benim hatırladığım başka da bir şey yok. Sibel. Sibel. Pardon abi ya. Dalmışım. Baştan alabilir miyiz? Kızım, aklın başka yerde. Çok özür dilerim. En baştan tekrar alabilir miyiz? Özür dilerim, devam edemeyeceğim. Kızım, ne oluyor ya? Yok bir şey. Tamam, sen biraz gerildin, yoruldun. Bir ara ver, devam edersin. Devam falan edemeyeceğim. Eve götür beni. Tamam gülüm, tamam. Nasıl istersen. Sakın. Ama sakın bana bir daha gülüm deme.
Yani desem ne oluyor ki? Anlamadım ben. Zorlama. Anlayamazsın. Neyse ben çantamı alıyorum. Beni eve bırak. Vay be. Emrin olur. Güldüğüm. Takip edildiğini anlamadı değil mi? Yok Sinan abi anlamadı. Nereye gitti peki? Garaja gitti. Adana'ya bilet sordu. Ne zamana? Sabah ilk otobüse. Kimliği yanında değil diye tatava yaptılar. Yalvardı ama alamadı bileti. Yer ayırdı sadece. Nerede şimdi? Takibe devam ediyoruz. Söyleriz yerini, gelirsin. Bugün değil. Madem kaçacak kadar korkuyor, bir gece korkuyla yaşasın bakalım. Sabah bir taksi ayarla. Seyfi neredeyse kapısından alıp mahalleye getir. Sonra da bana haber ver. Tamam abi, sen nasıl istersen. Sağ olasın. Aman bir şey çakmasın ha. Gerçi onun kafası o kadar çalışmaz da. Sen yine de dikkatli ol. Ayıpsın abi. O iş bende. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Gel bakalım Seyfi. Bir ifadeni alalım senin. Vallahi Hakan'ım o işle atmayaydın. Kapının önüne koyuyorlardı ha bizi. Ya olur mu öyle şey? Hep beraber ter döktük lan o sahada. Toplan toplan! Nevaleler geldi. Biz geldik. Ne aldın? Ay vallahi sağdın ne alayım? 3 kilo antrikot aldım. 2 kilo kıyma aldım. Oğlum ne alacağız lan? Peynir aldık, ekmek aldık işte. Zeytin aldık. İyi, ne güzel. Nam 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 nam. Neymiş bu? Allah! Hayırlı çörek almış. Kardeşim benim be. Ya. Ver ver ver. Ya bir durun ya. Öldünüz sanki acınızdan ha. Bir dakika ya. Abi buraya yemek yemeye mi geldik, kutlama yapmaya mı? Bir izin verin, konuşulsun şöyle bir kutlama konuşması. Hakan'cığım, konuş canım kardeşim. Ben konuşmam. Olmaz ama. Biz buraya kutlama yapmak için geldik. Konuşmalısın. Evet. Ben Durmaz Spor'a girdiğimde ilk kendimi yetim gibi hissettim lan. Sağıma bakıyorum, yoksunuz. Soluma bakıyorum, yoksunuz. Şimdi sağımda solumda siz oldunuz lan. Ya bütün mesele de bu zaten. Çalıştık, daha da çok çalışacağız. Ama birbirimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Hadi hadi yiyelim, hadi hadi hadi. Bravo! Oo, afiyet olsun tayfa. Oo, Sümer abi gel gel. Yumo, yumo. Maçı kazandık ha. Dur, ver şurada bir de bak. Oğlum. Eyvallah. Biliyordum oğlum, tayfa kaybetmez. Ya çocuklar kusura bakmayın, ilk maçınıza gelemedim. Abi sen ye bunları yoksa bu ayılar yer hepsini bitirirler vallahi. Afiyet olsun. Anlatın bakalım maçı. Vallahi abi Hako son dakika üçlü öyle bir çaktı ki Allah diyorum yoksa var ya burada ağlıyorduk hepimiz ya. Ya abi ama var ya son saniye o seyircileri görecektin. Üf diyorum, yıkım diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Herkes ayakta. Oğlum dürüst olun lan, NBA gibi değil miydi? Lan ne NBA? Bırak, abartıyor işte sen bunu boş. Ananızı babanızı sevindirdiniz oğlum, ne güzel işte. Abi annemiz sevindi. Babayı boş ver aman. He ya ben de zaten 3 ayda 1 görüyorum tır tepesinde sürekli. Vallahi zaten abi benim ne anam var ne babam. Yani dersine çalıştın mı diyen yok. Eve kaçta geldin diyen yok. Neyse tamam boş ver şimdi. Burayı dinle. Bu galibiyete daha büyük bir kutlama yakışır. O yüzden asıl kutlama bu akşam. Bu akşam mı? Evet. Ne yapacağız ki abi bu akşam? Oğlum maçınıza gelemedim ya. O yüzden güzel bir restorana gideceğiz hep beraber. Ya gerek yok. Yok abi restoran olmaz, çok pahalı. İtiraz yok. Bu akşam beraberiz. Akşam saat tam 9'da burada. Oğlum restoran diyor, kutlama diyor. Akşam diyor, kesin diyor. 9 diyor. Adam. Kolay gelsin. Biliyor musun çocuklar maçı kazandı. O yüzden ben de biraz geç kaldım. Anne iyi misin? Yani bir şey mi oldu? Niye yaptın bunu Naz? Neyi? Sinan'a gitmişsin. Seyfi'nin yaptıklarını anlatmışsın. Anne bak ben gerçekten... Beni hayal kırıklığına uğrattın. Bak
Üzülmene dayanamadım, tamam mı? Hatta ikinizin de üzülmesine dayanamadım. Bu yüzden yaptım. Benim kötü bir niyetim yoktu ki. Peki şimdi ne olacak ha? Ne olacak? Nasıl yani? Ne olabilir ki? Bunu soruyor musun hala? Sen çocuk musun Naz? Büyüdün artık. Sana anlattım. Mahalleyi tanıdın. Bu Seyfi denen adamın neler yapabileceğini gördüm. Ya iyi de Sinan abi buna izin vermez ki. Ya kimseye güvenme. Kaç kere söyleyeceğim sana? Ya anne bak ben özür dilerim. Bu kadar kızacağını bilsem böyle bir şey yapar mıydım? Ya ben sadece mutlu olmanı istedim ya. Suç mu bu? Onun için bir şeyler yaparsam belki bir şeyler daha iyiye gider diye düşündüm ama... her şeyi berbat ettim yine. Özür dilerim. Naz. Naz kızım. Allah kahretsin. Akşam bomba gibi olacak ha. Ben ne giysem acaba ya akşama? Kardeşim sen ne giysen hiç merak etme. Teveccühüm kardeşim. Ben de öyle düşünüyorum. Hadi kendinize iyi bakın siz de. Ha, bakarız bakarız tamam. Ben de bir eve gidip üstümü değiştireyim. Ben de o zaman seni taksiye bindireyim ha. Ben de kaçayım o zaman. Malum saç falan. Olur örgü mörgü falan. Hadi. Hı-hı. Ulan Seyfi, ulan gerizekalı Seyfi, nüfus kağıdını almadan evden kaçılır mı ha? İşin yoksa şimdi git evden nüfus kağıdını kaçır. Ne oluyor ya, ne oluyor? Bitsin artık ne oluyorsa da olsun, çözülsün her şey. Bıktım ya. Al işte. Ne oldu? Ya ne oldu? İyi değilsin. İyiyim veya değilim. Sen karışmasana. Allah Allah. Aynı inat. Yetmedi mi? Ya ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum senin ama merak etmiyorsun. Evet etmiyorum. Tek bir kelimesini bile merak etmiyorum. Çırak hoş geldin. Hiç de hoş gelmedim Sinan abi. Sen bana söz verdin ya, kimseye söylemeyeceğim dedin. Tamam, bir konuşalım. Ya neyi konuşacağız? Ben sana güvendim. Seninle bir şey paylaştım. Gidip bunu anneme söylemen şart mıydı ya? Herkes mi acımasız, herkes mi yalancı? Yeter artık ya. Tamam, sakin ol. Gel. Gel, otur şöyle. Gel. Geç. Tamam, bak kızmakta çok haklısın. Ama önce bir dinle, konuşalım. 17 yıl bir yalanın içinde yaşadık biz. Sadece ben değil, annen de. Çok acı çektik. Çok hırpalandık. Niye peki? Yani niye izin verdiniz? Yazık değil mi size? Yazık olmaz mı? Ama bilemedik işte. Konuşulandan çok konuşulmayan varmış meğer. Tabii sen de buna bir son vermek istedin. Evet. Bir hata... bir inat ömrümüzü bizden alıp götürdü. Biraz daha vakit kaybetmek istemedim. Seni de üzdüm ya Naz. Özür dilerim. Hayat hep bu kadar zor mu olacak ya? Yapma. Tamam ağlama. Gel buraya. Geçecek her şey. Üzülme. Peki annem beni affetmezse? Ya bana çok kırıldı, çok kızdı. Anneler çocuklarına küsmezler ki. Kırılmazlar asla. Sevenler. Yani birbirlerine kıyamazlar ki. Sevgi her zaman kötülüğü yener, bunu unutma. Hem bak bir şey söyleyeceğim sana. Bugün her şeyi unutalım mı? Bak çocukları yemeğe götüreceğim. Galibiyeti kutlayacağız. Eğleneceğiz, yiyeceğiz. Sen de gelsene. Yok, ben gelmeyeyim. Neden? Canım istemiyor. Bir şeylerden kaçmak sorunları çözmez. Tecrübeyle sabit. Eğer meseleyi çözmek istiyorsan üstüne gideceksin, ertelemeyeceksin. Yoksa canın daha çok yanar. Ya iyi de annem şimdi bana çok kızdı, izin vermez ki. Ya bir de ben konuşayım istersen. Belki ikna ederiz. Hı? Olur. Hadi o zaman.
dedim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sibel. Bak. Her hikayenin bir sonu vardır, tamam mı? Bittiyse üzülmeyeceksin. Allah Mesut bahtiyar etsin. Bak, harcıyorsun kendini. Abi tercihini yapmış. Sen de yapacaksın. Ya da bu mahallede sefil yaşadın, sefil öleceksin. O da ünlü bir basketbolcu olacak. Zengin kızla evlenecek. Fotoğraflarına bakacaksın gazetelerden. Ya da fırsatları kullanacaksın. Dünya alem Sibel Yılmaz'ı görecek. Doğru karar. Bravo. İşte böyle. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ah, sağ ol. Beğenmene çok sevindim. Kadınlar kahvesi demişsin ama burada öyle gelecek kadın var mı? Vallahi inşallah. Genelde çocuktu, kocaydı, yemekti derken vakit ayıramıyorlar kendilerine ama bakacağız artık. Ay öyle hakikaten. Kendi ekonomik özgürlükleri de yok. Şey yapıp satanlar vardı, mantıydı, börekti. Öyle kadınlar var mı buralarda? Ben de sipariş ederim vallahi. Hay aklınla bin yaşa Gözde. Niye öyle dedin ayol? Mekan var işte burası. Yani burası çok uygun. Buraya öyle bir yer yaparım. Kadınlar da sattıklarından 3-5 kuruş para kazanırlar. Aile bütçelerine destek olurlar. Hem de havamız değişir. Doğru. Çok iyi fikir. Senin fikrin kızım. Dur şimdi bak hayal et. Ha. Şuraya şöyle tezgah koymuşuz. Kadınlar da evde yaptıkları işte makarna, reçel, erişte, sarma falan getirirler. Harika. Ay çok güzel olur. Hatta paket servisi bile yapabiliriz. Ararlarsa hani böyle kiloluk falan isterlerse evlere kadar götürürüz. Süper. Haftaya yetişir mi dersin? Bilmiyorum ki o yani... Kilolarca mantı, sarma. Gülsüm, Gülsüm bir mantı yapar, parmaklarını yersin. Biz 20 sene önce onunla... Canım. Of, ben böyle nasıl yaşayacağım Gözde? Ben bugün ölüyorum sandım. Kesin dedim, kesin Sinan Naz'ı öğrendi. Belki de öğrenmesi gerekiyordur, zamanı gelmiştir. Sinan kesinlikle bunu hak etmiyor. Hiçbir zaman bilmeyecek. Sen bu adamı hala deli gibi seviyorsun. Farkında mısın? Kendine bari yalan söyleme. Yok hayır. Aa Gözde teyze. Canım. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Merhaba, Sinan ben. Gözde ben de. Memnun oldum. Memnun oldum. Hayrola? Niye birlikte geldiniz? Naz'la senden bir ricamız olacak. Neymiş? Çocuklar bugün ilk maçlarını kazandılar. Bu akşam kutlama yemeği olacak. Naz da gelsin eğer izin verirsen tabii. Hayır gerek yok. Maça gitti zaten yeter. Neyse Sinan abi ya. Zaten ben de biraz yorgundum. Belli ki annem de bugün ters tarafından kalktı. Ne demek o Naz? Ters tarafından kalkmış falan. Pardon, özür dilerim. Yani gidemez. O kadar. Bunda kötü bir şey yok Reyhan. Bütün çocuklar orada olacak. Niye ısrar ediyorsun? Isrardan hoşlanmıyorum. Gidemez dedim. Peki. Tamam o zaman seninle de başka bir zaman bir şeyler yaparız. Olur mu? Peki. O zaman ben eve gideyim. Size eğlenceler. Çocuklara da selam. Naz. Sakın geç kalma. Çok sağ ol. Anlayışın için yani. Sen mutlu ol. Yeter. O zaman ben eve gideyim, hazırlanayım. Tamam? Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Bana emanet, merak etme. Görüşürüz. Bak
Vallahi yakışıklı adam. Sana da sırılsıklam aşık hala. Nereden çıkarttın bunu canım? Öyle öyle. Eridi bitti sana bakarken. Kahve içelim mi? Sade içiyordun değil mi? Sade olsun. Aysel abla! Aysel abla! Efendim? Ay merhaba. Ya rahatsız ettim de Eylül'ün saç maşasını bir yarım saatliğine bana verir misin? Hayırdır? Kız nişan mı var yoksa düğün mü? Ha, akşama düğünüm var. Geleceksin mi? Ay hadi inşallah kız. Yok ya şey Sinan abi bizi Kavança restoranı götürecek de akşam. Tayfa maçı kazandı ya hani böyle sürpriz niyetine falan. Ben de acık süsleneyim dedim. Tamam. İki dakika bekle getiriyorum. Tamam. Alo. Abim nasılsın, iyi misin? İyi abi, Allah razı olsun, ben de iyiyim. Abi, İsmet abinin ilgilendiği lüks restoran var ya. Orasıyla ilgili rahatsız ettim seni abi. Aynen abi, aynen orası abi. Ya abi, bana oranın patronuyla küçük bir görüşme ayarlama ihtimalin var mı acaba abi? İş abicim, iş. Başka ne meselemiz olacak bizim? Abi sen şimdi bir önden bir haber versen, ha? Çok makbule geçer. Tamam abi. Eyvallah abim, çok sağ ol ya. Allah razı olsun. Abi ben her zaman buradayım. Bir ihtiyacın, bir emrin olursa tamam abi, biliyorsun. Eyvallah. Sağ ol abicim. Hadi bakalım. Sibel Hanım, eğlencenize eğlence katsın. Tayfa bozuntuları. Abi eyvallah. Kırmadın ricamızı. Buyur ettin. Çok sağ ol. Mehmet abinin hatırı büyüktür. Buyur bakalım. Abi bizim de kendimize göre bir mekanımız var. Yani buranın yanında esamesi okunmaz ama... yani döndürüyoruz bir şekilde. Abi, mekanımızda sahneye çıkan bir kızımız var. Adı Sibel. Kızı bir görmen lazım abi. Acayip yetenekli bir kız. Yani dinlesen var ya, mest olursun. İyisi. Abi diyorum ki, bu gece kızımızı burada bir sahneye çıkarsak, denesek. Mekan aslanım burası. Her sahneye çıkmak isteyen nasıl çıkartalım? Program var, düzen var. Abi bu herhangi biri değil. Sibel bu ya. Bir çıksın sahneye. Bir vursun ışık yüzüne. Bir girsin Türkiye. Sevgilin mi bu kız senin? Yok abi, çalışanımız. Ne bileyim aslanım, öyle bir anlattın ki aşık gibi. Yani bizdeki sanat aşkı abicim. Abi Mehmet abi yardımcı olur demişti ama. Eyvallah da türkü falan olmaz. Başka ne söylüyor? Abi her şeyi söylüyor ya. Yani pop söylüyor, rock söylüyor, caz söylüyor, Alaturka söylüyor. Orkestra falan beklemeyin ama. Bizim gruptan sonra çıkar. Al gel bakalım. Eyvallah abi, Allah razı olsun ya. Bak vallahi abi, seni utandırmayacağız. Pişman olmayacaksın. Göreceğiz bakalım. Abi bir ara benim mekana da beklerim. Bir çay kahve içmeye falan. İnşallah. Abi çok sağ ol. Saygılar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Oğlum Ozan, senin çözemeyeceğin iş mi var lan ha? Çet çet. Ne bileyim aslanım, öyle bir anlattın ki aşık gibi. Şş, oğlum tamam lan, kendine gel, tamam, sakin. Tamam. Thank you.
Naz. Hani herkes gittikten sonra biz seninle bir yerlerde oturup konuşsak. Ne diyecekti acaba? Ne diyecekse diyecekti ya. Ne yapıyorsun sen? Konuşmak istiyorsa uğraşacak biraz. Nasıl oğlum, yakıştı mı? Oğlum on numara yakışıklısın Sadom. Sağ ol kardeşim, size de öyle. Şş, Yanki, hayırdır? Hepimiz jantiyiz kardeşim ya işte. Bu gece bizim gecemiz. Aynen. Ha, ama gittiğimizi abartmıyoruz. Çünkü muhtemelen Sinan abi bizi birazcık zengin bir mekanına götürecek, tamam mı? Aynen aynen. Haku haklı. Ben yiyip geldim mesela. Aferin. Vay vay. Selam. Vay vay, vay. Kız sen ne güzel olmuş böyle. Gel bakayım. Abartmayın be. Hazır mısınız? Sence? Vay be, budur. Hadi o zaman, bir arkadaşın arabasını aldım. Siz geçin arabaya, ben de bir taksi çağırayım. Abi gerek yoktu ya. Mercan öne oturur, biz de dördümüz arkaya sıkışırız işte. Aynen abi, gerek yok taksiye. Hadi geçin, hadi, hadi. Hadi, hadi. Alo. Hakan, sen taksiye geç. Hadi oğlum binsenize. Abi ben niye tek başıma taksiye biniyorum? Tek başına değilsin. Birazdan Naz gelecek. Beraber atlayın gelin. Tamam. İyi tamam. Ben de Hakolar'la gideyim. Hem yükü hafifletmiş oluruz. Rahat rahat gideriz. Yok yok Fikom, sen o arkadaşı alsana ya. Al al. Aramıza, aramıza, ortamıza otur lan. Gel sen gel. Gel gel gel. Yok sana yok. Gel. Gel gel aramıza gel. Gel. Taksici nereye gideceğini biliyor ha. Tamam. Aa, birini bekliyoruz ha. Herkes nerede? Taksici abi bekliyor, gidelim. İkimiz. Hayatta olmaz. Bir taksi daha çağırabilir misiniz? Yok artık. Durakta taksi yok. Bayağı beklersiniz. Hadi gel. Tamam, sen bin. Ben gelirim arkadan. Abi dikkatli, dikkatli. Bir dakika, bir dakika. Durur musunuz? Şunu da alalım. Gel. Emin misin? Eminim. Bak taksiden atma beni sonra. Atla hadi bak vazgeçeceğim. Hanımefendi, öncelikle beni bu arabaya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Zira gecenin bu vaktinde bu çetin yolları tek başıma yürümek zorunda kalacaktım. Bu arada koltuklar bayağı rahatmış lan. Plaka sizin mi yoksa kiralık mı? Herkes de aynısını soruyor. Biz şoförüz abi. Nerede bizde o para? Keşke hep böyle gülsen. Hiç yüzün asılmasa. Müzik açabilir misiniz? Tabii ki.
gel. Solistim nasıl? Var mı bir isteği? Vallahi daha ne isteyeyim ki? Baksana nasıl yerlerde çıkıyorum. Bana inan. Ben dediğimi yaparım. Bir sefer bir görsünler, bir dinlesinler beni. Bir fark etsinler. Seni görmeyen kördür kızım, kör. Daha da yukarılara çıkacağız seninle. En tepeye. Az kalsın hayatımın hatasını yapıyordum. Ama bitti artık. Ah şöyle ya. Durmak yok. İşimize gücümüze bakacağız. Geride kalana dönüp bakmak yok. Hepsi ayağımızın tozu artık. Rahat mıyız gençler? Vallahi rahatız abi, geniş geniş. Ya. Vallahi Sibel de çok üzüldü. Ben biliyorum en iyi. Vallahi Fiko kardeşim de üzüldü. Az bir şey yaşadı bu çocuk. Ay geçti gitti işte. Baksana Çiler'le gayet de mutlu. Olmasın. Aman olsun. Bir şey mi dedik? Ama bak ben buraya yazıyorum. Sibel kadar kimseyi sevemez bu çocuk. Sevemez. Fiko, gel gel. Oğlum atma lan içini artık. Ne oldu oğlum? Oğlum ne demek ne oldu işte? Ne olduysa o ne oldu? Onu demeye çalışayım. Atma oğlum içini artık onu diyorum işte. Ha, oğlum zaten ata ata ne kaldı ki ya? Ben yoluma bakıyorum bundan sonra. Daha da bakın görün. Sibel için bir daha gözyaşı falan dökersem... ...hatırlan beni binadan aşağı. Bak hele bak 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 bak. Al baktım oğlum ne oldu ya? Harbiden. Hey oğlum lan ben zaten Çiler'deyim artık. O her şeyin en şıkkını hak ediyor. Hey Allah mesut etsin kardeşim. Ne? Anlatıyorum mesut etsin ya. Ha iyi. Hey bakalım. Ah ailesin. Ya tüm benim Emel ağa. He enteresan ağlama. Oldu mu acaba ya? Çok güzel olmuş. Vay, 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 vay. Dünkü sahnenin videosunu atmıştım internete. 5000 kişi beğenmiş. 5000. Şaka yapıyorsun. Şaka mı? Al gel bakalım şaka mı? Ver bakayım. Hı. Yeni afiş bastırmamız lazım sana. Şart. Hemen bir fotoğrafçı bulalım iyisinden. Böyle Madonna gibi fotoğraflarını falan çeksin. Bak var ya, her şey çok güzel olacak kızım. Ya baksana ne güzel şeyler yazmışlar bak. Anlaşıldı mı? Gagasını açanın gagasını keserim. Yuvasını bozarım. Abi anladık. Kimse seni görmedi burada. Bırak gidelim. Gözünü seveyim. İndir lan o elini. Özür dilerim abi. Patronum ulan ben burada. Abi mekan kapalı bugün. 7 gündür açık zaten. Canımıza okundu. Ozan abi paydos dedi. Yeminle. Tamam lan tamam. Gidin bana şuraya bir yatak hazırlayın. Sabaha kadar belim bırkım ağrımasın. Hadi hadi. Hemen, hadi. Hemen abi. Ya biraz yavaş sürebilir misiniz? Trafiğe takılmayalım diye. Aynen abi yavaş yavaş gidelim. Acelemiz yok. Ya ne yapıyorsun? Pardon abla. Aynen abi ne yapıyorsun ya?
Elim alabilir miyim? Bilmem, alabilir misin? Bence kalsın. İnene kadar ne olur ne olmaz. İyi be. Bir daha istesen de tutma. Ben de isteyerek tutmadım. Başlayalım. Baban gelmeyecek herhalde. Evet. Nerede kaldı bu adam acaba? Sana bir şey söyledi mi? Yok, ben hiç görmedim ki. Cehennemin dibine gitsin, adı batasıca. Al. Fasulye. Ya elini korkak alıştırma ya. Ya öyle küçük küçük doğrama, büyük olsun biraz, ağza gelsin. Geçen gün de yapmıştın öyle yavan yavan. Fark etmedim zannetme. Acı olsun biraz ya. Abi, haftada bir gün tatilimiz vardı. Onu da mahvettin ya. Tık! Patronla sen ne biçim konuşuyorsun ya? Şeylerden de koy. Şu sarımsaklardan da koy. Süs gibi durmasın orada ya. Süs gibi durmasın. Koy, doldur. Ulan ya. Gideceğiz şimdi gurbet ellere. Kebap da kebap. Kebap da kebap. Of lan. Nereye gideceksin ki abi? Ya sana ne? Sana ne? Patronum ben. Param var, pulum var. İstersen İspanya'ya giderim. Sana ne? İyi git, ne yapalım? Bu da bitince ben de gideceğim zaten. Hanımla çocuğa söz verdim. Dondurma yemeye gideceğiz. Sen patronla pazarlık mı yapıyorsun? Hı? Sen patronla pazarlık mı yapıyorsun? Bak söylerim, yeğenime işten attırırım seni ha. Yeah.